Serebropati, CP, gelişmekte olan beynin hasarı sonucu çocukta kalıcı hareket ve duruş bozukluğu oluşmasına serebropati ya da CP denir. Çocuk 3 aylık olduğu halde başını tutamıyorsa, 6 aylık olduğu halde oturamıyorsa, 18 aylık olduğu halde hala yürüyemiyorsa CP'den şüphelenmesi gerekir. Serebropatinin yani CP'nin iki tipi vardır. Birincisi spastik tip, ikincisi de diskinestik tip. Bazen bu spastik tiple diskinestik tip mix olarak da kombin olarak da bulunabilir. Spastik tipte daha çok kaslar kasılmıştır. Diskinestik tipte ise istenmeyen hareketler, istemsiz hareketler vardır. Serebropatinin tedavisi, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi, fizik tedaviyle yaptırsa olmak üzere 3 ayrılır. İlaç tedavisinin ve cerrahi tedavinin yeri serebropatide çok azdır. Tedavinin esasını fizik tedaviyle yaptırsa oluşturur. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun amacı çocuğu oturma dengesini sağlamak, ayakta durma dengesini sağlamak, kollarını, ellerini iyi kullanabilir hale getirmek ve yürütmek, daha sonra da okula gitmesini ve bir iş edinmesini sağlamaktır. Biz serebral palsi tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak ekip halinde çalışıyoruz ve çok donanımlı bir merkezde çalışıyoruz. Serebral palsi tedavisinin başarısı için de ekipte fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının olması, fizyoterapistin olması, konuşma terapisti, iş uğraşı terapisti gibi elemanlardan oluşan bir ekibin oluşması gerekiyor. Aynı zamanda o merkezin cihaz yönünden de donanımlı olması gerekiyor ki başarı oranı yüksek olsun. Rehabilitasyonda neler yapılıyor? Öncelikle egzersizler yapılıyor. Egzersizleri biz hareket açıklığı egzersizi, kuvvetlendirme egzersizi, koordinasyon egzersizi, denge egzersizleri gibi ayırıyoruz. Bu egzersizleri bu şekilde tekrarlayan şekillerde yapıyoruz. Ayrıca ayakta durma dengesi, yürüme eğitimleri yapılıyor. Bunları değişik cihazlarla yapabiliyoruz, gelişmiş cihazlarla yapabiliyoruz. Serebral palsi tedavisinde son teknolojik gelişme robotik rehabilitasyon. Robotik rehabilitasyonda bir kollar için yapılan robotik rehabilitasyon var. Bir de yürüme için, ayakta durma ve yürüme için olan robotik rehabilitasyon var. Robotik rehabilitasyonda çocuklar için özellikle şuna dikkat etmek lazım. Yürüyüş robotu, çocuğun yürümesine uygun bir robotun seçilmesi lazım. Bizdeki bu robot sadece çocukların eğitim için olmuş pediatrik yürüme robotu. Ayrıca sanal gerçeklik tedavileri, Cogniboard gibi orada çocuğun hafızasını hem belleğini geliştirecek hem de becerilerini geliştirecek hem de dengesini sağlayacak tedavilerde uygulanıyor. Bu hareketlerin sürekli ve tekrar olması gerekiyor. Robotik rehabilitasyondaki faydalardan bir tanesi hem hareketlerin daha fazla tekrarlanabilmesi hem de çocuğun kastırılan sanal gerçeklikte çocuğu onu takip ederek sıkılmamış oluyor. Tedavi daha kolaylıkla, daha çok katılımla, daha çok motivasyonla yapmış oluyor. Türkiye'de yapılan tedavilerde eksik olan bence en büyük şeyi devamlılığın az olması. Biz çocuğumuzun ayakta durmasını istiyorsak, yürümesini istiyorsak, bir okula gitmesini, başarılı olmasını ve iş edinmesini istiyorsak bu tedavilerin sürekli olması lazım, kesintisiz olması gerekiyor. Şayet buna uyarsak, yani gelişmiş bir merkezde, donanımlı bir merkezde, iyi bir ekiple ve sürekli tedavi olursa neredeyse bu çocukların çoğu yürüyebilir ve bir iş edinebilir duruma gelir. Tabii buna özel eğitim de eklenmesi lazım. Duymayla ilgili, konuşmayla ilgili, görmeyle ilgili düzeltmeler yapılacaksa onların da eklenmesiyle tedavinin tamamlanması gerekiyor.